Merhaba sevgili ikizler ve yükselen burcu ikizler olanlar. 2023 Ocak aylık yorumlarımıza hoş geldiniz. Önce konu başlıklarına bakalım sevgili ikizler. Bu ay Yengeç burcunda dolunay meydana gelecek. Kova burcunda bir yeni ay doğacak. Mars burcunuzdaki retrosunu bu ay tamamlıyor ve gezegeniniz Merkür Oğlak burcunda retro başlayacak aya, ama 17'sinden sonra artık tamamlayacak, ileri harekete dönecek. Evet, şimdi detaylara bakalım. Güneş 20 Ocağı kadar Oğlak burcunda ilerliyor olacak. 23 Aralık'ta doğan Oğlak yeni ayının tesirleriyle bu aya başlıyoruz. Sizin için biraz daha hani para konuları, özellikle maddi alandaki faaliyetleriniz ön planda görünüyor. Bir kredi konunuz olabilir, sigorta, vergi gibi işleriniz, işte bir borcun yapılandırılması, miras, nafaka gibi hisseli paralar alanında meşguliyetleriniz olabilir, girişimleriniz olabilir. Bunların sonuçlanması ile ilgili gayretleriniz var. 7 Ocak'taki Yengeç burcundaki dolunay aslında bu para alanınızda bir aydınlanma getiriyor, bir tamamlanma getiriyor. Aralık ayında başlamış olan konular da netleşebilir veya geçtiğimiz Haziran-Temmuz döneminde sizin için başlamış olan, özellikle maddi durumunuzu etkileyecek bazı girişimlerde sonuç verebilir. Dolunay 16 derece Yengeç burcunda olacak. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle öncü burçların, Koç, Yengeç, Terazi ya da Oğlak burçlarının 10-20 derece aralığında gezegenleriniz bulunuyorsa bu dolunaydan daha önemli etkiler alabilirsiniz. Bu maddi durumunuzla ilgili bir farkındalık getiriyor. Tabii ki kazançlarınızla ilgili bir gelişme olabilir. Yani işle ilgili, para kazancınızla ilgili bu dolunay bir hedefinize size ulaştırabilir. Aynı şekilde paranızı değerlendirme, örneğin bir yatırım, ev almak gibi bir konunuz varsa, işte bir kredi alayım, ev alayım gibi bir durumunuz varsa ya da size ait mülkleriniz var, evinizi kiralamak, satmak istiyorsunuz. Hani bununla ilgili bir hedefiniz var. İşte bu dolunay bu sonuçları verebilir. Belirsiz olan konular netleşebilir ve bir süredir uğraştığınız konularla da ilgili, özellikle maddi gelirlerinizi etkileyecek gelişmelerle karşılaşabilirsiniz. 20 Ocağı kadar da Yengeç dolunayın tesirleri devam edecek sevgili ikizler. Evet, Mars biliyorsunuz uzun süredir ikizler burcunda. Ağustos sonlarından bu yana bu sizin enerjinizi arttırdı, ama Mars savaş gezegeni olduğu için gerçekten böyle bir savaş içindesiniz, mücadele içindesiniz. Özellikle Ekim sonundan itibaren Mars'ın gerilemesi, mücadele ederken biraz daha fazla yorulduğunuzu ve çaba gösterseniz de sonuç alamadığınızı veya gereken yerlerde yani motivasyonunuzun düştüğünü, biraz hani enerjinizin dağıldığını hissedebilirsiniz bu süreçte. 12 Ocak'a kadar Mars gerilemesi devam edecek. 12 Ocak'tan itibaren artık bitiyor. 8 derece İkizler burcunda Mars ileri dönecek. Ancak İkizler burcundaki hareketi devam ediyor Mart'ın sonuna kadar. Bu nedenle Ocak ayına biraz yavaş, biraz böyle enerji daha düşük başlayabilirsiniz, ama 12 Ocak'tan itibaren yavaş yavaş bunlar toparlanmaya başlayacak. O yüzden hedeflerinizi, planlarınızı ay ortasından itibaren daha kararlı bir şekilde yaşama geçirebilirsiniz. Daha güçlü bir şekilde mücadele edebilirsiniz. Ve kişisel gezegeniniz Merkür de bu aya retro başlıyor Oğlak burcunda. Dolayısıyla 17 Ocağı kadar da Merkür retrosu devam edecek. Bir yandan Mars retrosu, yani eylem, harekete geçme, inisiyatif alma gücünüz demek. Bir yandan Merkür'ün retrosu, karar verme süreçleriniz, iletişimle ilgili konularda bir tıkanıklık, bir yavaşlama getirebilir. Lütfen kendinize çok yüklenmeyin. Yani çözemediğiniz konular varsa biraz akışa bırakmak gerekiyor. Daha böyle sabırlı, sağduyulu olmaya çalışın. 17 Ocak'ta Merkür düzelecek. 17 Ocak'tan itibaren de işte o tıkanan, yarım kalan konuları artık yavaş yavaş çözmeye başlayacaksınız. Sorunları hızlı bir şekilde Mars'ın da desteğiyle beraber çözebilirsiniz. Bir yandan enerjiniz artacak, zihniniz daha hızlı, daha pratik, daha sonuç odaklı olacak. Çünkü Merkür Oğlak'ta çok güçlüdür aslında. Özellikle iş konularınız, para konularınız, hesap işleri olabilir. Örneğin bu ay, hani ayın ilk döneminde para konularında tıkanıklıklar yaşayabilirsiniz veya beklediğiniz bir türlü hani krediyle ilgili konuda bir sonuç almakta zorlanabilirsiniz, ama Merkür'ün düzelmesi, Mars'ın düzelmesiyle beraber para konularındaki bu işlerinizde artık daha rahat ilerleyebilir, daha hızlı çözümler alabilirsiniz. O yüzden
yeni adımlar atacaksınız, yeni bir görüşme, yeni bir girişimde bulunacaksınız, 17 Ocak sonrasını beklemek faydalı olacaktır sizin adınıza. Güneş 20 Ocak'ta Kova burcuna geçiyor ve 21 Ocak'ta 1 derece Kova burcunda yeni ay doğacak. Bu yeni ay sizin için çok keyifli bir yeni ay. Uzun süredir ihtiyacınız olan motivasyonu size veriyor sevgili ikizler. Artık retrolar da bitmiş olacak. 21 Ocak'taki Kova yeni ayı 1 derece Kova burcunda doğacak. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Güneşiniz ve yükselen burcunuz 1 derece ve yakınlarındaysa bunu 0-5 derece arası olarak alabilirsiniz. Yeni ay size çok güzel bir ışık gönderiyor. Dolayısıyla sizin için çok olumlu, çok sizi motive edecek, şanslı bir yeni ay olduğunu söyleyebilirim. Sabit burçlarda gezegenleriniz varsa ilk derecelerde yine bu yeni ay sizin için çok belirgin olabilir. Hedef odaklı bir yeni ay. 9. evinizde doğacak çünkü uzaklar, uzak hedeflerinizle ilgili konular bu. Yani fiziksel olarak da seyahatleriniz olabilir. Yurt dışı ile ilgili işleriniz, görüşmeleriniz, yurt dışında eğitim, çalışma, yerleşme programlarınız olabilir. Belki bir vize işiniz var, bir pasaport işiniz var. Bunlarla ilgili adımlar atabilirsiniz. Bu yeni ayda yolculuk planlarınızı yapabilirsiniz. Kova teknoloji ve dijital alanları yönettiği için internet, sosyal medya üzerinde her türlü işiniz, işinizin işte e-ticaret gibi dijital alanlarda olabilecek, online eğitim gibi her türlü alanda yeni ve taze enerjiler getiriyor size. Başlangıçlar yapabilir, girişimlerde bulunabilirsiniz. Bilgi akışı, eğitim, akademik konular, kültürel çalışmalar, yani her türlü işte yazılı, sözlü medya ile ilgili faaliyetler. Buralarda da yeni adımlar, yeni açılımlar getirebilecek. Sizin adınıza güzel bir yeni ay doğuyor sevgili ikizler ve ay sonuna kadar da bu yeni ay tesirleri gündeminizi şekillendirecek. Hepinize sağlıklı, mutlu, güzel bir ay dilerim. Hoşça kalın.